Elazığ'da Anneler Günü dolayısıyla ilçelerde ve il merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde hem anneler hem de çocuklar keyifli anlar geçirdi. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Vakfı tarafından Karakoçan'da Anneler Günü dolayısıyla geliri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kahvaltı programı düzenlendi. Etkinliğe Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve Karakoçan Müftüsü Sezgin Dülgeroğlu da katıldı. Kahvaltı programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Karakoçan İlçe Başkanı Pelin Al, kısa süre içerisinde Karakoçan'da birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu faaliyetlerde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Diyanet Vakfı Karakoçan Kadın Kolları ailesi olarak Anneler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz ve geliri yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Diyanet Vakfı Karakoçan Kadın Kolları olarak desteklerimizle 35 yetim aileye, 76 yetim çocuğa giyim yardımı, nakdi yardımlarda bulunduk. Bu faaliyetlerde yetim çocuklarımızın başını okşarken mutlu olduk. Yaşlı amcalarımızın anısını dinlerken ağladık. İhtiyaç sahibi annelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederken hüzünlendik. Bugün burada 3 aydır bulunmamıza rağmen yaptıklarımızın hak gururunu taşıyoruz. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İslam'ın kadınlara verdiği önemden bahsederek tüm annelerin gününü kutladığını kaydetti. Kıymetli anneler, hepinizin anneler gününü tebrik ediyorum. Yüce dinimiz İslam, Allah-u Teala'ya ibadeti emrettikten sonra anne ve babaya iyi davranmayı emreder. En küçük hoşnutsuzluk ifadesi olan kız kelimesini dahi anne babaya söylememeyi evlatlara emreder. İslam dini kadına büyük değer verir, büyük önem verir. Kadın anne olursa bu değeri daha da fazlalaştırır. Anne olarak kadın büyük bir değer kazanır. Bir diğer Anneler Günü etkinliği de Alacakaya'da Belediye Başkanı Zafer Altınışık tarafından düzenlendi. İlçedeki annelerle etkinlikte buluşan Başkan Zafer Altınışık, Alacakaya'ya en iyi hizmeti getirmek için gayretle çalışacaklarını söyleyerek tüm annelerin gününü kutladığını ifade etti. Seçim sürecinde yanımızda olan, olmayan, dualarını esirgemeyen, bizlere kapılarını ardına kadar açık, tebessümleri eksik etmeyen en büyük destekçilerimiz sizler analarımız. Tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakar, gayretli, istekli kadınlarımızla güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kürsü konuşmasının ardından Başkan Zafer Altınışık annelerle sohbet ederek karanfil hediye etti. Ardından müzik grubu eşliğinde yemek yenildi ve oyunlar oynandı. Anneler Günü dolayısıyla Elazığ'da özel bir okul tarafından annelerin en değerli olan çocuklarına temasıyla etkinlik gerçekleştirildi. Annelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar hem deney atölyelerinde çeşitli oyunlar oynadı hem de animatörlerle eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte konuşan Elazığ Bilokulları Genel Müdürü Mutlu Kılıç, Elazığ'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle hizmete başlayacaklarını söyleyerek eğitimde önem verdikleri hususlara ilişkin bilgiler verdi. Dünya İnovasyon Okulu okulları olarak Elazığ'da bu yıl faaliyet göstereceğiz. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kısımlarında faaliyet göstereceğiz. Bugün Anneler Günü olması hasebiyle okulumuz hem öğrencilerimize hem annelerimize bir etkinlik düzenledi. 5 konuya çok önem veriyoruz. Birincisi değerler eğitimi. Bu bizim için çok önemli. İkincisi akademik başarı. Üçüncüsü sosyal, sportif, kültürel ve akademik başarımız. Dördüncüsü
teknoloji odaklı, yapay zeka odaklı bir eğitim ve son olarak da dil eğitimine önem veriyoruz. Yabancı dil bizim için çok önemli. Bu noktada Elazığ'ın eğitimine yön vermek için geldik. Elazığ Bil Okulları Anaokulu Müdüresi Mehtap Kacar, tüm annelerin gününü kutladıklarını ifade etti. Elazığ Koleji tanıtım günlerinin ikinci gününde Anneler Günü'ne özel hazırlamış olduğumuz bu programla annelerimizin en değerlileri için bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz.